Konuk programıyla sizlerleyiz. Evet kıymetli dostlar, insan neslinin yeryüzünde serüveninin başladığı günden itibaren toprakla olan ilişkisi de başlamış. Çünkü toprak ve toprakta üretilen zirai mahsuller insan hayatının devamı için her zaman en önemli faktör olmuş. Biz de bu bağlamda bu hafta bir ziraat mühendisini konuk ettik programımıza. Sevgili Hülya Kumcu hanımefendi bizlerle konuğumuza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Nasılsınız Hülya? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Hülya Hanım, dinleyicilerimize Hülya Kumcu Koyuncu kimdir? Tanıtır mısınız? Ben Hülya Kumcu Koyuncu. Evliyim. Eşim de ziraat mühendisi. Bir çocuk annesiyim. Bir oğlum var. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü mezunuyum. Şimdi büyük bir şirkette üretim sorumlusu olarak çalışmaktayım. Çiftçi bir ailenin kızıyım. Komucalıyım. Evet. Yerlisiyiz, ziraatin içindeyiz. Evet. Kendi mesleğimizi yapıyoruz. Evet. Bu şekilde. Ziraat kavramı hepimizin zihninde bir tanım olarak yerleşir, yeri vardır. Siz en doğrusunu yaparsınız mutlaka bu konunun uzmanı olarak. Ziraat dediğimiz zaman nasıl tanımlanır? Ziraat, tarımsal faaliyetlerin bilimsel teknik yöntemlerle sürdürmek amacıyla yapılan araştırmalar, uygulamalar, bu alanda kullanılan bilgi ve becerilerin tamamını kapsar. Evet, siz de bayan bir ziraat mühendisisiniz. Ziraat mühendisi ne iş yapar Hülya Hanım? Ziraat mühendisi, bitkisel ve hayvansal ürünlerin tarımda işletmelerinden, pazarlamasından, üretiminden, hasatından, sınıflandırmasından, değerlendirilmesinden, projelendirilmesinden, uygulamasından, kontrol edilmesinden bunların hepsini yapmaya yetkili kişidir. Evet. Birçok meslekte örneğin tıp diyecek olursak kendi arasında bölümleri var, uzmanlık alanları var. Ziraat, çelikte de böyle bir bölüm alan var mıdır? Tabii ki ziraat mühendisliğinin bile sadece kendi alanında 11 tane bölümü vardır. Evet. Bunun yanında bizim alt kollarımız olan ziraat teknikerlerinin dahi kendi aralarında 10-12 tane sınıfları bulunmakta. Ziraat mühendisliği, bitki koruma, bahçe bitkileri, tarımsal yapı sulama, tarla bitkileri, Evet. toprak ve gübreleme, tarımsal ekonomi, tarım biyoteknolojisi, zootekni, tarım makinaları. Bu şekilde kendi aralarında 11-12 tane bölüme ayrılıyor. Aslında peyzaj mimarlığı da Evet. ziraat mühendisliğinin bir alt dalıydı. Hı. 15 yıldır onu YÖK ziraat mühendisliğinden ayrı bir Hı. kavram olarak onun arasından çıkardı, onun kollarından çıkardı. Ziraat çok geniş kapsamlı. Ziraat mühendisliği de çok geniş kapsamlı bir alanı kapsıyor. Evet. Şimdi ziraat dediğimiz zaman toprak aklımıza geliyor doğal olarak. Ve toprak dediğimiz zaman da sanki bir erkek işiymiş gibi akla geliyor. Siz bir bayan ziraat mühendisi olarak neden bu mesleği seçtiniz? Neden ziraat mühendisliği? Ya da şöyle sorayım, isteyerek mi seçtiniz? Evet, şimdi toprak deyince bir erkek çalışma alanı gibi algılansa dahi bu bizim bölgemiz için de gerekirse ülkemiz için de Evet. aslında tamamen kadınların iş gücüne dayalı, Evet. her alanında kadınların birebir emek verdiği bir yer. Bunu daha çok kişiselleştirmek değil aslında kadınların biraz daha bu konuda geride kalması gibi düşünebiliriz. Evet. Erkek egemen bir toplumun parçası olduğu bir alan değil aslında ziraat mühendisliği ya da toprak. Sadece kadınların hep iş gücü vererek girdikleri, yaptıkları işlerle ortaya çıkmış bir alandır. Ben de kendi isteğimle bu bölümü seçtim. Çünkü buralıyız, buradayız ve kadınların bakış açılarının ziraatte daha büyük, daha güzel yerler alabildiğini düşünüyorum ben. Sadece iş gücü olarak değil de onların biraz daha bu konuda
daha büyük çabaları, daha da ön plana çıkabilmeleri gerektiğini, farkındalık yaratmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü bir kadının elinin değdiği her şey çok güzel olur. Güzelleşir. Ben kendi meslektaş arkadaşlarımla da görüşürüm her zaman. Onlar da aynı fikirdeler. Biz de kendi alanımızda, kendi mesleğimizde her zaman bir adım daha ileriye taşımak için uğraşıyoruz. Evet, kadın gözüyle yapılan, düşüncesi ve zihniyle, hassasiyetiyle yapılan iş her zaman gerçekten güzel oluyor. Ne zamandan beri bu işle meşgulsünüz? Ben üniversiteden 2014 yılında mezun oldum. 2014'ten bu yana kendi mesleğimi yapıyorum. 9 yıl oldu. 9 yıldır bu sektördeyim. İnşallah daha da bu sektörde olurum. Kendi mesleğimi de seviyorum. Ya zaten Türkçe bir ailenin kızı olduğum için eskiden yani çocukluğumuzdan, ailemizden görerek, çekirdekten görerek bazı şeylere hakim olabiliyoruz. Bölgesel olarak da bölgemiz zirade göbeği yani tarımın merkezi. O yüzden. Ülkemiz, evet, söylediğiniz gibi tarih boyunca coğrafi konum olarak, siyasi konum olarak önemli bir yere sahip ki üzerindeki tarihi hareketlilik de bu minvalde gelişmiş hep. Bunun yanı sıra iklim açısından, jeolojik ve jeopolitik yönden de tarıma elverişli bir ülkede yaşıyoruz. Ülkede yaşıyoruz ve de bölgede yaşıyoruz. Akdeniz iklimi Türkiye'de gerçekten her mevsim tarıma elverişli bir bölge. Sizce hem ülke olarak öncelikle, ardından da bölge olarak bu potansiyeli ziraat açısından değerlendirebiliyor muyuz? Bence ülkesel olarak değerlendiremiyoruz. Çünkü şu an ülkemizdeki maliyetlerden dolayı ülkemizde yapılan tarımsal faaliyetlerin sürekli %10 oranında düştüğü görülüyor her yıl. Bir İç Anadolu'da biz artık buğday yetiştirmek yerine ithalatçıyız yani buğday ithalatı yapıyoruz. Bunun sebebi de çiftçilerimizin sürekli girdilerin yüksek olması, onların bundan bir kazanç sağlayamamaları. Bugün bir buğday, bir mısır, bir arpa tohumunun maliyeti sattıkları kilogramdan 3 katı daha fazla olduğu için tohum bile üretmekte insanlar artık zorlanıyorlar. Bu yüzden üretim sürekli düşüyor. Ekeceksiniz, onu hasat edeceksiniz ama önce gübrelemesi var, suyu var. Ülke olarak biz bunlara yetemiyoruz. Çiftçilerimiz daha çok zorlanıyor bu konuda. Biz bu potansiyeli arttırmak yerine her geçen gün biz tarımsal faaliyetlerde azalıyoruz. Hayvansal faaliyetlerde de aynı şekilde. Ülke olarak et ithalat ediyoruz yani süt ithalat ediyoruz. Biz niçin kendimiz üretemiyoruz ki bundan 30 sene önce üretebiliyorsak bugün zaten üretiriz. Çünkü bizim ülkemizde de teknoloji gelişmiyor. Şöyle bir faktör de var mı Hülya Hanım? Evet, belki üretimdeki maliyet fazlalaştı. Ama Türkiye geneline baktığımız zaman bizim insanımız, gençlerimiz özellikle hep bir kalabalık şehre, metropol şehre göç durumu söz konusu. Ve yine tarım bölgesinde bulunuyoruz. Kendi bölgemize baktığımız zaman da ailesi çiftçi olan, tarlası, arazisi, ziraate uygun yeri bulunan insanlar bile bu işle uğraşmıyor. İşte herkes de, özellikle gençlerimiz de daha kolay, emek vermeden iş sahibi olmak, kazanmak isteği var. Bu faktör de önemli mi? İlgimiz mi azaldı acaba? Bu faktör de önemli. Biz yeni gelen gençlerimize, neslimize tarımın ehemmiyetini öğretemiyoruz. Çünkü biz tarıma gerekli ehemmiyeti veremedik, veremiyoruz da. Bölgesel olarak baktığımızda burada insanlar daha kolay para kazanmak istiyorlar. Çünkü seracılık, bu bölgede en fazla yaygın olan şey seracılık. Seracılığın onlara zor gelmesi, zorlanmaları, seralarda çalışmanın kolay olmaması, iş gücünün fazla olması, yeri geldiği zaman
iş gücü bulunamaması gibi Evet. faktörlerden dolayı insanlar bu mesleği yapmak istemiyorlar. Başka alanlara yönelmek istiyorlar. Zaten milli ekonominin temeli de tarıma dayalı. Şimdi biz hangi işle uğraşırsak uğraşalım, üreten bir kesim olmadıktan sonra bir şeyleri yapmak Tüm imkansız. toplumun Sadece tüketerek evet bir bir yerde yere kalacaktır bu durum. bir yere İş kadar. bitmez. Üretken kısmı da önem vermemiz gerekiyor. Ama biz üreten kısmı daima biraz daha alt, yani alt tabakada demeyeyim de biraz daha onları görmezden geliyoruz. Üreten kısmı. Biz burada seracılıkta domates yetiştiriyor mesela çiftçilerimiz ama onlar burada pazarlarda alınan metropol şehirlerinde satılan fiyatların yarısına Evet. burada üretim yapıyorlar. Sadece girdi fiyatları bir Çanadolu bölgesinde fazla değil bir buğday ya da bir arpa üreticisi için değil ki. Bizler için de aynı şey geçerli. Burada yine aynı. İnsanların sattığı bir kilogram domatesle bir tane fide almaları imkansız şu an. Evet. Yani fiyatların, maliyetlerin artması bu kadar fazla. Ve gübre girdileri fazla, Evet. ilaç girdisi fazla. Bunun yanında mücadele, biyolojik mücadele ya da ekolojik mücadele, Evet. sel olabiliyor, doğal afet olabiliyor. İnsanları üretimini engelliyor, insanların kaybetmelerine sebep oluyor. Risk oranı da yüksek. Yani gençler de bazen risk almak istemiyorlar. Girdisi yüksek ama para Evet. yani para kazanmama ihtimalleri daha yüksek bu oranda. Bunları Yani düşünerek de evet. biraz daha başka konulara ilerliyorlar. Aslında dünyada tarımla uğraşan, ziraatle uğraşan ülkelere baktığımız zaman bu cesareti de gösterilmesi gerekiyor esasen. Ülke bizim ülkemiz ve köklü bir geçmişi var. İleriye taşıyacak olan da bizleriz. Onun kıymetini, devamlılığını ki dediniz ya, tüketim toplumu bir yerde tıkanır. Yerine koymak, üretmek gerekiyor. Sadece tüketici işte param olsun ve satın alayım, tüketeyim dediğimiz zaman olmuyor. Var olan üretimi de bir üst seviyeye, ki teknoloji gelişiyor, taşımak gerekiyor. Hani evet, çiftçilik bir alt sınıf gibi görünüyor ama bunun eğitimini alarak işte sıradan bir ürün üretmek yerine daha kaliteli, daha verimli bir ürün de üretilebilir esasen. Bu gözle de bakmak gerekiyor. Toprağa sahiplenmek gerekiyor. Çünkü toprak hiçbir zaman emeği inkar etmez. Ve insan neslini doyurmaya devam edecektir dünya var olduğu müddetçe. Bunu sahiplenmeyi gençlerimize aşılamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bu konuda size katılıyorum. Şöyle bir durum var. Şu anda herkes küresel ısınmadan bahsediyor. Şimdi Küresel. çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Bu etkenler olacak. İşte dediğiniz gibi doğal afetler, belki ekonomik koşullar mutlaka olacak. Vazgeçmemek, bu işin devamlılığını her konuda, her meslekte ısrarcı olmak, vazgeçmemek çok önemli. Evet, ben de tam bu bağlamda Evet. söyleyeceğim. Şimdi küresel ısınma var diyorlar. Evet, gerçekten de küresel ısınma var. Biz zaten sıcak iklim Evet. kuşağındayız. Ve bizim bölgemiz yeterli sıcaklık verebilen bir bölge. Evet. Şimdi küresel ısınmayla beraber bizim kışlarımız daha da ılık geçmeye Evet, başladı. evet. Biz bu bölge olarak, bu bölgede tropikal iklim meyvesi yetiştirmeyi deneyebiliriz. Şu anda yeni yeni yapılan Evet, daha çalışmalar girişimler var. var, evet. Batı bölgesinde değil, Doğu bölgesinde biraz daha yoğunlukta Evet. bunlar. Daha farklı tropikal meyveler yetiştirilmesi deneniyor. Evet. Şu an burada da yaygınlaşmaya başlayanlar da var. Bu bölgede avokado çok yetiştirilmezdi. Şu anda yeni yeni bir sürü yere avokado bahçeleri kurulmaya başlandı. Ejder meyvesi yetiştiriliyor. Evet. Taya yetiştiriliyor. Mango yetiştirilen yerler var. Çarkıfelek yetiştiren yerler var. Biz böyle yavaş yavaş bunlara adım atıyoruz zaten. Bizim için de bir çeşitlilik, farklılık olması gerekiyor. Sonuç olarak biz bir dezavantajı avantaja çevirebiliriz Kesinlikle. bu bölgede. Bu Kesinlikle. bölge buna müsait. Hani bunu altyapıyla biraz daha geliştirebiliriz. Gençlere de bunu aşılayabiliriz. Tarıma da bu şekilde sahip de çıkabiliriz. Evet. Sadece geleneksel yöntemlerle
üretim yapmak değil aslında. Evet, Bunu geliştirip. daha da geliştirip bir sonraki nesile daha fazlasını bırakabilmek Ürün aslında. basamağına çıkmasını sağlayabilmek. Daha farklı çeşitler de üretebiliriz. Hepsini kendimiz de yapabiliriz. Bunları deneyebiliriz. Yetişir, yetişmez değil. Çünkü Evet. bazı iklim kuşakları artık kayıyor. Ve Evet. biz bu iklim kuşaklarında daha da ılıman bir iklime geçtik. Bizim Evet. için tropikal iklime yakın olan iklime sahip olma yolunda gidiyoruz. Evet. Bu çok iyi bir şey değil tabii ki de küresel ısınmadan dolayı ama biz bu dezavantajı da avantajı çevirebiliriz yani. Evet, bu bağlamda bakmak gerekiyor. Evet. Tacın altına tabiri caizse el koymak gerekiyor. Kesinlikle. Kolayı herkes başarır. Önemli olan zoru ve zor şartlarda, imkansızlıklarda bir şey başarabilmek. Ülkeyi sevmek en başta olması gereken bence. Teknoloji gelişti Hülya'nın hayatımızın her alanında. Dijital bir çağda yaşıyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran makineler, buna benzer alet edevatlar kapsadı olabildiğince. Tarımda da teknolojinin gelişmesiyle bir iç yükünün hafiflemesi söz konusu. Teknoloji tarıma nasıl bir etki etti? Şimdi teknoloji tabii ki de şey demeyeceğim yani tarım işte tarım makineleri çıktı, insanların iç güçleri azaldı. Bunlar geçen çağın teknolojileriydi. Evet. Şimdi daha ileri teknolojiler var, daha ileri seviyeler var. Akıllı sulama sistemleri gibi, Evet. akıllı ilaç sistemleri gibi. Bu akıllı sulama sistemleriyle hem su tasarrufu ediyorsunuz hem de bitkinizin fazla su almasını Evet. engelliyorsunuz. Daha verimli hale Çünkü geliyor. o akıllı sulama sisteminde bitkiler yani bitkinin isteğine göre ve istediği zaman Evet. istediği kadar su verebiliyor yani Evet. bitkiye. Sizin elinizde olan bir şey değil, otomasyonu kuruyorsunuz. O zaten bunu takip ediyor. Akıllı ilaç uygulamaları var. Akıllı ilaç uygulamaları da bir bitkinin ihtiyacı olan ihtiyacı kadar ilaç kullanımını, pestisit kullanımını sağlıyor. Bu da ülkeye ve çevreye büyük katkısı var. Evet. Ekonomiye büyük bir katkısı var. Çiftçiye büyük bir katkısı var aynı zamanda. Bunları sağlıyor. Bunlar sadece yeni teknolojiden bir tanesi. Evet. Biz şu anki teknolojide artık uzun geniş ovalarımızı makinalarla sürdüğümüz değil de insansız kullanılabilen tarım Araçlar, araçlarının evet. onların üretilmesinden bahsediyoruz. Gebe arazilerde insanların yani gidip tarlaları aktif hale getiremedikleri yerlerde bu insansız, sürücüsüz makinalarla üretim Evet. yapılabiliyor. Ürün çeşitliliği sağlanıyor. Oralarda da araziler artık aktif hale getirilebiliyor. İlaçlama sistemleri de var bildiğim Tabii ki. kadarıyla drone makinalarıyla. Evet, onlar da hem üst gücünden hem de ilaç, fazla ilaç Tasarrufu. kullanımından hem Evet. çiftçinin cebine hem de ülkenin atmosferine, Kesinlikle. toprağına giden ilaçların daha da azaltılmasını Ve sağlıklı sağlıyorlar. bir ilaçlama, yani yeterince ve aynı ölçüde belki ilaçlama yapmış oluyor. Tabii ki de bütün her yere eşit Evet. miktarda ve normal ilaçlama sistemlerine göre daha az ilaç kullanarak bunu sağlıyorlar. Ve tam da ilaçtan bahsetmişken bu konuyla ilgili bir soru sormak isterim. Evet, teknoloji bir taraftan ilerliyor, gelişiyoruz ama insan sağlığında olduğu gibi bir çok hastalığın, virüsün çıktığı gibi bitki sağlığında da birçok hastalık çıkıyor. Evet. Bu gerek işte belki iklim şartlarından gerekse ki dünya güç yarışının olduğu bir yer, gerekse biyolojik savaşların etkisiyle. Hatta siz daha iyi bilirsiniz işte tohumlara dahi bu hastalıkların enjekte edildiği söyleniyor. Tarım ilaçlarından bahsettik ve ilaçlama olmadan bir bitki yetiştirmek şu an zor gerçekten. Bu hastalıklarla mücadele bağlamında mutlaka ilaçlama gerekiyor. Tarım ilaçlarının insan sağlığına zararları nelerdir ya da var mıdır? Ne ölçüde? Tabii ki şu anda tarım ilaçları yani pestisit kullanmadan üretim yapmak imkansız. Evet. Çünkü her geçen gün daha farklı bir bitkiler için hastalık, daha farklı bir zararlı çıkmakta. Evet. Bunlarla mücadelede
sayesinde, tarım ilaçları sayesinde olmaktadır. Çünkü ekonomik anlamda çok büyük zararlar veren hastalık ve zararlılar var. Bir üreticinin tamamen oradan mahsul alamamasıyla eşdeğer bir durum bu. Onun için pestisit kullanımı var yani. Tabii ki de pestisit kullanımının insanlar üzerinde etkisi, zararları vardır. Bunlar doğrudan zehirlenmeler dışında dolaylı olarak birikmesiyle oluyor. Dolaylı olarak da birikmesi aslında biraz da bizlere bağlı. Şimdi tarımda ilaç kullanmayalım desek bu imkansız, zor bir durum şu an için. Neden? Çünkü dediğim gibi sadece ilaçla durdurulabilen, ekonomik anlamda üreticiye çok büyük kayıplar yaşatabilen hastalık ve zararlılar var. Mecbur kalınıyor. Hani onların da girdileri yüksek. Hiç kimse bunu isteyerek kullanmıyor. Evet. Bu pestisit tarım ilaçlarının kullanımındaki zararlar da insanlara zamanla sinir sistemlerinde birikmeler, Evet. kas dokularında, DNA'larda farklılıklar ya da onlarda kromozom bozulmalara sebep Evet. olabiliyor. Kronik hastalıklara sebep olabiliyor. Alerjik reaksiyonlara. Evet. Bu şekilde kısırlığa sebep olabiliyor. Evet. Böyle zararları var tabii ki de en günümüz hastalığı olan en büyük etken kanserlere sebep Evet, olabiliyor. kesinlikle. Pestisit kullanımını da en aza indirebilmek için organik tarım Evet. önerilmekte şu anda. Evet. Çünkü en azından doğa dostu biz organik tarım deyince de şey yapmam beni böyle pestisitten arınmış artık ilaç kullanılmayan, kimyasal Evet. kullanılmadan üretilmiş olarak bakıyoruz. Onların da var ama normal bir üretimdeki kadar zararlı olmuyorlar. Yani üretimde en büyük iş aslında tüketiciye de düşüyor. Tamından bile koparsak hiçbir şeyi tam olarak yıkamadan, dezenfekte etmeden, suda bekletmeden aslında Evet. yememeliyiz. Çünkü bu konuda tarım ilacı kullanmak üreticinin suçu değil. Şu Evet. an için var olan Şartlar bunu dünyada gerektiriyor ekolojik gerçekten. düzende o şartlar gerektiriyor. Üretici bunu kullanmasın deniliyor ama bu işin içinde olduğunuz zaman onu diyemiyorsunuz. Evet. Üreticinin suçu değil çünkü. Evet, kaliteli bir ürün alabilmek için, hatta ürün alabilmek için Evet, ürün gerçekten alabilmek de için. gerekli. Esasen organik tarımı da soracaktım ben size bu bağlamda. Tanım olarak organik tarım nedir? Konuya girmişken bunu açıklar mısınız bizlere? Organik tarımın temel amacı sentetik ve kimyasal madde kullanmadan doğal olarak sağlıklı besinler, sağlıklı bitkiler, sağlıklı gıdalar, lezzetli gıdalar üretmektir aslında. Evet. Bu çevre dostu bir durumdur. Ekolojik olarak çevreye zarar vermeden, hiçbir habitatın düzenini bozmadan Evet. üretim yapabilmektir. Evet. Bu bağlamda da organik tarıma yönelmek esasen gerekiyor. Yani sadece işte çok ürün ve kaliteli ürün almak yerine daha lezzetli ve sağlıklı ürünler tercih edilmeli. Toplumumuza da bunu buradan duyurmuş olalım. Evet Hülya Hanım, tarihimize baktığımız zaman dedik ya insan var olduğundan beri toprakla meşgul olmuş. Teknoloji bu kadar ileri değildi. Büyüklerimizle sohbet ettiğimiz zaman onların psikolojik çok bir sorunlarının olduğunu görmüyoruz. Hayata hep olumlu bakıyorlar. Hep bir yetinme ve şükür halindeler. Ne kadar da zahmetli bir hayatları olsa bunları görebiliyoruz. Ama evet hayatımızı teknoloji kolaylaştırdı diyoruz. Baktığımız zaman toplumumuzda kadınıyla erkeğiyle, büyüğüyle, küçüğüyle hep bir depresif haldeyiz. Topraktan uzaklaşalı beri. Şehirlerimize kaldı ki kumcamıza bile baktığımız zaman gitgide toprağımızda verimli arazilerde hatta bir azalma, bir yapılaşma, betonlaşma ilerleyişi sürüyor. Toprağı işte yol kenarlarındaki küçük parklarda ya da refüjlerde ağaçları, yeşilliği, bitkileri görebiliyoruz. Toprakla uğraşmak, hani biz topraktan uzaklaştık, dengemiz belki duygusal, ruhsal dengemiz bozuldu. Toprakla uğraşmak,
İnsanı rahatlatır mı? Ruhsal sağlığını kontrol altına alır mı? İyileştirir mi? Toprakla uğraşmak insanın ilk başta üzerindeki stresi Evet. azaltır aslında. Yani biz bölgesel olarak sürekli toprağın içinde olan bir konumda bulunuyoruz. İnsanlar sürekli toprakla haşır neşirler. Onlar belki de bunun farkında değillerdir. Aslında stresi azaltıyor, onların ruhlarına iyi geliyor. Bizlerin ruhlarına iyi geliyor. Evet. Toprakta vakit geçirdiğiniz zaman kendinize bir dönüş hissediyorsunuz. Evet. Ürününüzü dinleyebiliyorsunuz. Yani ruhumuzda bir dinlenme ve arınma oluşuyor. Mental olarak kendi yorgunluğunuz gidiyor. Mental Evet. olarak siz kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz. Bağışıklık sisteminiz güçleniyor. Hani bunu farkında olarak yapmak gerekiyor aslında. Evet, bilinçli olarak yapmak daha faydalı. Toprağı bizim böyle toprak aslında bize iyi geleceğini her seferinde düşünerek hareket ediyor olsak herkesin hiç değilse bir küçük hobi bahçesi bile olsa Evet. şu anda üretimin en büyük katkısı olur. Evet. Bir videomuz vardı. Bilmiyorum yönetmenimiz hazırladım ama şöyle bir videoya denk geldim. Amerika'da antropolog yani savaş bilimcisi ve öğretim görevlisi bir bayan Türkiye'ye dönüyor. Bütün oradaki kariyerini bırakıyor ve çağrı yapıyor halkımıza. Önümüzdeki yüzyıllarda işte ekonomik sıkıntıların, küresel sıkıntıların ve kıtlığın olacağına dair toprağınızı terk etmeyin diyor, ülkenizi terk etmeyin diyor. O kadar Amerika'daki kariyerini bırakıp Aydın'da zannettiğim kadarıyla Aydın'a yerleşiyor. Ben diyor hayatımda ilk kez toprakla uğraşıyorum, arpa ektim, farklı zirai üretimler yapıyorum. Sizler de sahip çıkın diyor. Her açıdan ben önde gidiyorum, siz de arkama bekliyorum diyor. Böyle bir çağrı toplumumuza yapmış olsanız siz ne dersiniz? Ben ne derim? Ben gençleri bu bölgede daha büyük bir kalkınmaya davet ederim. Evet. Burası bizim toprağımız. Burada sadece domates, salatalık, biber yetişmiyor Evet. aslında. Burada çok daha farklı bitkiler, çok daha farklı besinler, çok daha farklı ve ürünler yetişebilir. Neden olmasın? Neden biz de burada kahve yetiştirmeyi denemeyelim. Neden bir kakao yetiştirmeyi Evet, denemeyelim? kesinlikle. Biz bunları yapabiliriz. Tamam, şu anda belki iklim el vermiyor diye düşünüyor olabiliriz ama bunları deneyebiliriz. Bunların denemesi yapılıyor. Bu bölgede de yapabiliriz biz bunları. Evet. Şu anda dediğim gibi tropikal meyvelerden en fazla avokado yetiştiriliyor. En fazla avokado yetiştirilmeye, yani üretilmeye başlanıldı. Bunların ihracatı başlayacak bundan 3 sene sonra. Evet. Çünkü burada kurulan bahçeler önemi artacak. Biz neden bir meyveyi tane olarak alabiliyoruz? Neden kilo olarak almayalım? Çünkü fazla yetişmiyor burada. Evet. Buradaki yetiştirme, üretim oranı arttığı zaman insanların bu ürüne ulaşması da kolay olacak. Kolaylaşacak. Bu bağlamda ben buradaki gençleri bilinçli bir şekilde üretime davet ediyorum. Herkes annesinden babasından kalan toprağına sahip çıksın. Kesinlikle. Kendisi üretim yapmak istesin. Yani üreticiyiz, çiftçiyiz, para kazanamıyoruz. Ama neden kazanamıyoruz? Çünkü bunu çok daha bilinçli bir şekilde Evet. yapamıyoruz. Bunu çok iyi bilinçli bir şekilde yapan insanlar yeterli derecede onları tatmin edecek kadar iyi Diğer bütün noktalardır mutlaka. kazançlar sağlayabiliyorlar. Biz de toprağımızı işleyebiliriz. Onlardan vazgeçmek yerine onları bir adım ileriye taşıyabiliriz. Evet, sorularımız da var, yorumlarımız var programımıza dair. Onları da ben aktarmak istiyorum. Abdurrahman güzel beyefendi, zannettiğim kadarıyla kendisi de bir ziraat mühendisi. Herkes şehirlere gidince meralar, köyler boşaldı diyor. Üretim düştü. Evet, birileri başkaları için üretince ürün de doğal olarak ulaşırlığı azalıyor diyor. Evet, yine Melek Aygül Dolaçık hanımefendi, mühendisimiz hem tarımı hem de kadınların çalışma çabalarını ayrıca Anadolu'nun
üretiminin neden düştüğünü çok güzel bir şekilde açıkladı. Teşekkür ederiz demiş. Teşekkürler, sağ olsunlar. Evet, yine Abdurrahman Beyefendi bir soru sormuş zannettiğim kadarıyla. Tropikal iklim meyvesi için suyu nerede bulacağız acaba demiş. Su kıtlı olursa demiş, biraz da gönderme yapmış zannedersem. Bu tabii ki bizim elimizde olan bir şey değil. Ama belki yavaşlatabilmek bizim elimizde. İşte doğaya, havaya zarar veren, ne bileyim, kullanımları, buna dair gelişmeleri azalttığımız zaman, doğanın dengesini bozmadığımız zaman belki durdurabiliriz. Tabii ki şöyle bakabiliriz bu duruma. Su kıtlığı. Evet, ülkemiz gerçekten bir su kıtlığına gidiyor olabilir. Şu yağışlar azaldı. Şu an içinde bulunduğumuz ay itibariyle bile, iklim mevsim itibariyle bile gerektiği kadar yağış olmadı. Burada barajı gördüm. Ocak ayında baraj yarıya kadar bile dolmamış. Çünkü artık yağmurlar tek seferde bir anda yağıp sel olup gidiyorlar. Yani Atılıyor toprağa. şekilde bunun bir birikimi olmuyor. Fakat biz yine de dönüp bir kendimize bakmalıyız. Biz burada hala insanlı sulamayla bile üretim yapılan yerler var. Neden Evet. damlama sistemi değil? Evet. Neden akıllı sistem değil? Şimdi diyecekler ki herkesin imkanı mı var? İmkanı olanlar da yapmıyor. Kumluca'da kaç yerde otomasyon var ki? Evet. Aslında suyumuz var. Ama biz onu idareli kullanmayı da bilmiyoruz. Yeraltı kaynaklarımızı yüzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Ama yeryüzünde olanları kullanamıyoruz şu Evet. anda. Var olanlar gidiyor. Depolama belki yapılabilir. Yine dediğiniz gibi. Ali Sağ Beyefendi, böcek sistemi nasıl olur? İlaçta kullanılmıyor fazla böcek sisteminde. Yani ilaçlama da az oluyor diyor. Zira ilaç. O konuda ne demek ister, ne söylemek istersiniz? Zirai ilaçta şimdi öncelikle bir ürünün yapısını değiştirmekten bahsedeyim ben size. Bir ürünün yapısını değiştirdiğimiz zaman Evet. yani bitkinin yapısal olarak üretiminde yani ürünün bütün kimyası değişiyor. Onun dayanıklılığı artıyor. Biz aslında ürünlerin dayanıklılığını arttırdığımız için zirai ilaç kullanımı artıyor. Evet. Bu bağlamda da yapabiliriz bir şey yok. Aslında biz verimliliği arttırmak istiyoruz. Bitkilerin genetiklerini değiştirerek, iyileştirerek. Fakat bunlar bize dayanım olarak da geri dönebiliyor. Bizim bir bitkinin genetiğini değiştirmemiz onun yeni bir mikroorganizmaya ya da var olan bir canlıya dayanımını arttırıyor. Ve kullandığımız pestisitleri biz daha fazlasını kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Biz onlardan fayda sağlamak için değiştirmiştik ama bu bize bir taraftan da zarar veriyor. Bu Evet. yüzden. Evet, Hülya. Bir kadın olarak dedik, ziraat mühendisliği yapıyorsunuz. Esasen başta da siz söylediniz, kadınlar ziraat alanında çok aktifler ama görünmeyen elemanlar belki, adı geçmeyen. Mesleğinizin bir kadın olarak avantajları ya da dezavantajları var mıdır? Bizim mesleğimizin bize bayan yani kadın olarak avantajı aslında sağladığı bir avantajı yok. Yani biz de diğer erkek arkadaşlar gibi, Evet. üretimciler gibi Aynı özveriyi aynı gösteriyorsunuz. özveriyi gösteriyoruz ve bize hiçbir avantaj sağlamıyor. Ama tabii ki dezavantajları var. Çünkü erkek egemen bir toplumda genelde erkeklerin ön plana çıktığı bir üretim şeklinde bir bayan olarak yer almak, boy göstermek ya da çalışmak çok kolay değil. Evet. Bizim sektörümüzde bazı alanlarda bayan yani bir kadın olarak iş bulmak çok zor. Bize belli kısıtlı alanlarda Evet. iş bulabilme imkanı sunuluyor. Evet. Bunlar iki dezavantaj ama toprakla uğraştığımız müddetçe, toprağa gittiğimiz müddetçe ve ekmeğimizi topraktan kazanmayı düşündüğümüz müddetçe bu dezavantajlar bizi durdurmayacaktır. Biz Evet. yine bu avantajları yani dezavantajları avantaja çevirebileceğimize Yani inanıyorum.
Kararlı olmak her işte olduğu gibi bu meslekte de kararlı olmak, azimli olmak, bir hedef koymak, idealist olmak insana geri dönüşüm olarak güzel şeyler sağlıyor. Kesinlikle. Evet Hülya Hanım, benim farklı sorularım oluyor konuklara. Biraz işte hayata dair hepimizin insanız, eksilerimiz, artılarımız var. Hayatta keşke dediğiniz şeyler var mı bizlerle paylaşabileceğiniz? Hayatta keşke dediğimiz bir şeyler var mı? Yani herkesin ufak tefek Evet. keşkeleri mutlaka vardır. Bu hata bağlamında değil aslında. Sorduğumuz zaman Evet. ilki o anlaşılıyor ama hani yapsaydım ya da yapmasaydım dediğiniz şeyler. Yani benim hayatımda keşkelerim, yani o bağlamda kolay kolay keşkelerim yok. Çünkü imkanlar doğrultusunda yapmak istediğim her şeyi bir şekilde yaparım. Evet. Yapmaya da çalışırım. Vazgeçmem, kararlıyımdır, Evet. adimliyimdir o konuda. Evet. Geri dönüşüm olmaz. Hı. Böyle aklıma da gelmiyor yani hani ne yapmak istedim de Evet. yapmadım diye düşündüğüm zaman Evet. daha da ileriye gitmek isterim yani Hı. böyle bazen cesaret Evet. Mesela bence keşke başka bir risktir. meslek seçseydim. Keşke bu mesleği yapmasaydım ya da buna benzer şeyler. Yani bazen insanlarla uğraşmak çok Evet. zor. Çalıştığım şirket ortamında da olsun. Yeri geliyor tabii ki de yani diyorsunuz böyle düşünüyorsunuz acaba bu meslekte olmasaydım başka bir meslekte olsaydım ne yapardım? Evet. Olsun. Düşündüğüm zaman yine de olduğum Zoru başarmak meslekten her zaman daha güzel. yine de Severek olduğum yapmak. meslekten memnunum. Evet, Mutluyum. severek. Mesleğimi seviyorum. Evet. Üretim yapmayı seviyorum. Bitkileri seviyorum. Bu konuda azimliyim. Evet. Şimdi seviyorum mesleğimi. Hiç demiyorum öyle. Evet, ilk dediğiniz şeyler var mı hayatta? Tabii ki insanın ilkileri her zaman keşkelerinden fazla Evet. olduğu zaman insan Mutlu mutlu olur, huzurlu yaşar. olur. Benim de ilkilerim var. İyi ki bu mesletteyim. Evet. Çünkü şimdi meslektaşız Ne biz. kadar güzel. Onun da buradan anmak istiyorum yani. Bu meslekte olduğum için karşılaştık, Evet, tanıştık. vesile oldu. Evet, o İlk dediğimiz yüzden hayattaki sevdiğim kredikler. kelimeler var. Evet. Konuştuğumuz konu üzerinde dediğimiz gibi toprakla insanlarımız uzaklaşıyor. Her türlü toprak insanı insanlık var olduğu müddetçe doyuracak olan ilk unsur. Birçok şeye de kaynaklık eden unsur. Son olarak izleyicilerimize ne tavsiye edersiniz? Bir ziraat mühendisi olarak ne söylemek istersiniz? Ben bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize teşekkür ediyorum bizi izledikleri için öncelikle. Onlara da tarıma yani destek vermelerine, ver almalarına, tarımın Evet. içinde aktif olmaya Evet. davet ediyorum. Bizlere destek olmalarına davet ediyorum. En önemlisi de Ulu Önder Atatürk'ümüz, Kemal'in bir sözü, milli ekonominin temeli tarımdır. Evet. Sözünün hiçbir zaman unutulmamasını istiyorum. Çünkü 1920'lerde, 29'larda tarıma verilen önemin şu an ülkemizde verilmediğini düşünüyorum. Hiç Evet. kimse unutmasın. Gerçekten bir ekonominin temeli tarımsa çünkü bu Kesinlikle ülke birçok. tarım ülkesi. Bizim burada kendimizi gösterebilmemiz için, bağımsızlığımıza devam edebilmemiz Evet. için bizim tarıma destek Yönelmemiz çıkmamız, gerekiyor. yönelmemiz, tarımda ilerlememiz gerekiyor. Evet. Diğer dünya ülkelerinin hedeflerine ulaşmamız, onların oldukları yerde olmamız gerekiyor. Biz ithalata bağlı değil, ihracata Evet. bağlı bir ülke olduğumuz zaman bağımsızlığımız tam bize olacaktır. Evet, Bu şekilde. son bir yorum düştü, onu da aktarmak istiyorum. Ayşe Kösem hanımefendi, gerek üretici gerek tüketici izleyicilerin çok faydalanacağı bir program olmuş. Emeğinize sağlık, konumuza teşekkür ederiz diyor. Bunu da iletmiş olalım. Ayşe Hanım'a çok teşekkür Hülya ederim. Çok sağ olsun. Hanım, çok güzel bir program oldu. Doğal olarak bu bölge olarak zirai bir uğraşıyla meşgul olduğu için insanlar,
Gerçekten kıymetli şeyler anlattıklarınız, hem bilgilendirme açısından hem ziraatin ve çiftçiliğin önemsenmesi açısından programımıza çok güzel katkı sağladınız. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza, emeklerinize sağlık. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim bana böyle bir fırsat verdiğiniz için. Çok teşekkürler. İnşallah gerçekten böyle faydalı bir program olabilmiştir. Mutlaka. Biz de herkesin artık yaptığımız bir hata varsa affına Estağfurullah. Çok sığınırız. teşekkür Teşekkürler. ediyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz, bu hafta da bir konu bir konuk programıyla sizlerle olduk. Bir dahaki programda başka bir konu ve başka bir konukla karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum.